Ateş Çiçeği. Bu gölde böyle büyük balıklar olduğunu bilmiyordum. Sadece büyük değil. Ayrıca kuvvetli de. Az kalsın beni suya çekti. Ve bu karşımda duran beyaz köpek balığı da sadece 2 dakika öncesine kadar uyuyordu değil? Büyük bir tesadüf biliyorum. Ama seni kaldırmaya çalıştığımı biliyorsun. Hem de bütün gücümle. Tabii. Peki şimdi balık şu anda nerede? Onu geri attım. Rakibe saygı duymak gerekiyor, öyle değil mi? Araba yanıyor. Bu buhar tatlım, duman değil. Ne yapacağız? Mekanik şeylerle aram hiç iyi değildir ama ne yapacağımızı gayet iyi biliyorum. Giancarlo, gelip bizi bul ve arabayı tamir et. Yarım saat mi? Benim yarım saatimi almanın senin birkaç haftana mal olacağını biliyorsun, öyle değil mi? 10 dakikan var. Bugün tam günü. Acelen ne? Hafızan çok zayıf sanırım. Çiftliğin durumuyla ilgili olarak Mimar Eleccio ile bir toplantı yapacaktım. Hatırlamıyor musun? Biliyorsun ki o hemen... Tabii. Onlara yardım etmeliyiz, öyle değil mi? Tabii, sadece iyiysek. Peki, neden bu kadar iyiyiz? Bilmiyorum. Kontes! Sizi görmek ne güzel. Yardımcı olabilir miyiz? Siz bana yardım mı edeceksiniz? Görünüşe göre öyle. Acaba kaputu açabilir misiniz? Kaput mu? Hangi dili konuşuyorsunuz siz? Boş verin. Bakabilir miyim? Merak etme. Sadece buhar, duman değil. Burada tamir edemem. Ama isterseniz sizi evinize bırakabilirim. Kamyonum hemen orada. Tamam o zaman. İyi şanslar. Sizi görmek güzeldi. Bekleyin. Buyurun. Çok iyi görünmeyebilir ama olması bile yetiyor. Hayır, yetmiyor. Tabii kişiden kişiye değişir. Orada yolculuk yapabileceğimizi düşünüyor olamazsınız. Hayır, tabii ki düşünmüyorum. Üçüncü de çalışıyor. Bazen 4 ya da 5'i de buluyor. Eğer koku çıkmazsa size kuru temizleme faturasını gönderirim. Ama yine de teşekkürler. Bay Eleccio, beklemenize çok sevindim. Hemen toplantımıza geçelim mi? Bu gece balık çorbası ve yarın da sonraki gecede. Umarım severim. Ben birazdan gelirim. Sanırım üzerim balık suyu olmuş. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Çiçeği arzulamana rağmen... Ona sahip olamazsın ateşin içindeyken. Oh!
çocuklar. Merhaba Mia. İyi zamanlama. Kuzey boynuz yolculuğu için biz de gerekli olan her şeyi paketlettik. Her şeyi değil. Galiba bunlar da işinize yarar. Teşekkür ederiz Fuddle. Çok düşüncelisin. Biliyorum. Onlar için bir örgü makinesi icat ettim. Ne kadar güzeller. Hem de sıcak tutuyorlar. Kürkümü koruyacağını düşünmüştüm. Nasıl o kadar rahatsız edebilir ki? Kaşıntılı zehir erik çilekleriyle boyamıştım. Ne? Bunu neden yaptın? Çünkü harika bir mavisi var. Sadece rengini vereceğini düşünmüştüm. Şık olmak için kendimizi feda edecektik. O kadar da değil Fadıl. Peri krateri. Eminim şu anda Mia, Yuko ve Mo'yla merhabalaşıyordur. O balık kokusunun intikamını pahalıya ödeteceğim. Neyse ki koku beni burada takip etmiyor. Oh, yine mi sen? Dinle, sanırım aramızdaki şey yürümeyecek. Artık bana not ya da başka bir şey getirme, tamam mı? Güzel. Hey, bırak beni, senden hiçbir şey istemiyorum. Seni küçük pislik. Hiç rapor yok mu benim sadık casusum? Çiçeği arzulamana rağmen ona sahip olamazsın ateşin içindeyken. Kuzey boynuzuna gitmek için neden çiçek gereksin ki? Sadece bunları almayacaksınız değil mi? Merhaba Kraliçe Mayla. Merhaba Mia. Merhaba Uçav. Kuzey boynuzun dondurucu soğuğuna karşı bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Ama daha fazla götüremeyiz. Rainer ve ben gençken oraya geziye gitmiştik. Bunun gibi her şeyi aldığımızı düşünmüştük ama kısa süre sonra geri dönmek zorunda kaldık. Neredeyse soğuktan ölüyorduk. Hadi söyle şimdiki planları ne? Hiçbir fikrim yok. Eğer bir şey duyarsam küçük hırsız dostuna bütün bildiklerimi anlatırım. Bir şeyler duymuş olmalısın. Biliyor musun? Farz et ki biliyorum. Neden sana anlatayım ki? Çünkü bir anlaşma yaptık. Sen kanatlı tek boynuzu yakalamama yardım edeceksin. Ben de senin tarafındaki dikeni yani Mia'yı sökeceğim, anladın mı? Verdiğin sözü tutacağını nereden bileceğim? Sözüme güvenmiyor musun? Ya da yeteneklerimi sorguluyorsun. Ya anlaşmamıza uyarsın ya da üzülürsün. Bildiğim tek şey perilerin kuzey boynuzu denilen çok soğuk bir yere gittikleri. Onçao'nun babasını bulmak istiyorlarmış. Demek Ono'nun peşindeler. Demek kanatlı tek boynuzları yediğiyle birlikte yakalayacağım. Kehanetli çiçeği ateşin içindeyken alamayacağımızı söylüyor. Belki de ateş tek boynuzunu ziyaret etmeliyiz. Harika bir plana benziyor Mia. Kesinlikle tam isabet. Hadi yapalım şu işi. Herkese merhaba. Merhaba Varya. Daha önce gelebilirdim ama uyku dikeni beni öyle uyutmuş ki. Az önce çalı öbeğinin tam ortasında uyandım. Her neyse şu kuzey boynuz yolculuğuyla ilgili çok sabırsızım. Aslında biz... Hey bu da ne? Kesinlikle bunlardan birine ihtiyacım var. Maya bekle. Ne yazık ki biz kıyafetlerimizde uyumlu olmasına dikkat ederiz. Ama bunun rengi de yeterince güzel. Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama işin aslı... Çok komik. Bu kaşındıran şey de ne? Kesinlikle giyilmez. Hadi gidelim çocuklar. Yeni bir macera mı? Ben de geleceğim. Aslında bugünkü yolculuğumuz çok tehlikeli. En iyisi senin burada kalman. Ne? Mia haklı Varya. Bunun için yeterince deneyimin yok. Sen benimle kalabilirsin Varya. Peki ne yapacağım? Ne istersen. Birbirimizi daha yakından tanıyabiliriz. Harika. Beraber takılmak gibi. Ben ve Mo'nun annesi mi? Yani tabii siz. Tabii ki. Kalabalıktan uzak bir gün geçirmek iyi bir değişiklik olacak. Şuna muhteşem diyelim. Tam aksini düşünüyor. Çünkü olamaz. Ben mi? Görüşmek üzere. Güle güle. Cesur genç periler. Her nerede olursanız. Hoşça kalın. Volkan'da iyi şans dilerim.
Volkan mı? Kuzey boynuzunda volkan mı var? Hayır, planlar değişti. Mia kehanetteki bir ipucuyla Ateş Tek Boynuzunu ziyarete gitmek istedi. Bir peri için Varya'nın pek de espri anlayışı yok. Neden at kuyusundan bu kadar kızdı ki? Kendisiyle barışık olma sorunu var. Sürekli üzgün. Bana geldiğim yerdeki birini hatırlatıyor. Ona bir şans vermeliyiz. Bazen öyle anları olduğunu biliyorum ama genellikle oldukça iyi biri. Evet, ona bu konuda yardımcı olmalıyız. Pekala, ne yapmak istersin? Ben bugün biraz bahçeyle uğraşmayı düşünüyordum. Tamam, anladım. Kir içinde olacağım. Tabii, eğer istersen. Yapmayı tercih ettiğin başka bir şey var mı? Tamam, bu durum beni biraz endişelendiriyor. Sen bir annesin, değil mi? Tabii ki. Sorun ne? Yani sadece alıştığım anneler gibi değilsiniz. Hemen gelirim, tamam mı? Tabii, nasıl istersen. Çok garip. Evet evet, sadece götür, gitmem gereken bir yer var. Daha da garibi, ne tarafta olmak istediğim. Kesinlikle aradığın şeyin bu olduğuna inanıyorum. İğrenç. Hiç de değil. Hem cesur hem de eksantrik. Vay canına, sana da çok yakıştı. Kuzey boynuzuna gitmek için bir şapkadan daha fazlasına ihtiyacım var. Korkarım başındaki kışlık kıyafet reyonumun son ürünü. Geçen sezondan kalma pek çok yazlık kıyafetim var. Şu muhteşem tonlara bir göz atsana. Yaz modasıyla neden ilgileneyim ki? Şu anda hepsi muhteşem fiyatlarla satılıyor. Hem de hemen teslim ediyorum. Merhaba. O benimle birlikte. Planlar değişti falan filan. Atkılar çok kaşındırıyor falan filan. Ateş Tek Boynuz'un olduğu volkana falan filan. Ne? Önce soğuk ve kar, şimdi de volkana mı giriyorlar? Bu kız beni aptal mı sanıyor yoksa? Buna ihtiyacım kalmadı. Emin misin? O indirime girmişti. Hem de olağanüstü bir fiyatla. Şunları alayım. Akıllı bir seçim. Ama ne yazık ki indirim az önce sona erdi. Sanıyorum senin fiyat aralığında değildir. Soytarı! Vay canına! Buranın ne kadar olağanüstü olduğunu unutmuşum. Umarım bizi hatırlar. Çok uzun zaman oldu. Merhaba! Yardımınıza ihtiyacımız var. Bir de ben deneyim. Çiçeği arzulamana rağmen ona sahip olamazsın ateşin içindeyken. Sizi rahatsız ettiğimiz için üzgünüm. Ama sanırım bize yardım edebilirsiniz. Onca onun babasını bulmak için Kuzey Boynuzu'na gidiyoruz. Ama kehanet bir çiçeğe ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Her zaman orada ne olduğunu merak etmişimdir. Eminim aklımızı başımızdan alacak bir şeydir. Neyin var oğlum? Sadece biraz sıcak, hepsi bu. Merak etme, erimezsin. Bakın, kehanette söylenen ateşin içindeki çiçek bu olmalı. Çiçekten bir yaprak alırsak, ne kadar soğuk olursa olsun, o kişinin etrafını sıcacık tutacağını söylüyor. Onu Kuzey Boynuzu'nda kullanabiliriz. Nesi var? Onu almamızı istediğini sanıyordum. Çiçeğe her kim dokunursa çok kötü yanacağını söylüyor. Ama eğer onu almanın bir yolunu bulursak götürebilirmişiz. Ha,
Sabahları bu lav ve kükürt kokusuna bayılıyorum. Tabii bir de kanatlı tek boynuza. İleri! Geldiğim yerde annemin de buna benzeyen bir odası var. Eğer onun eşyalarına böyle dokunursam kesinlikle deliye dönerdi. Tam olarak bilmiyorum ama sanırım geldiğin yerde pek de mutlu değilsin. Doğru mu? Tatlım, iyi misin? Oh, üzgünüm. Anneme son olarak ne zaman bana mutsuz olup olmadığımı sorduğu zamanı hatırlamaya çalışıyordum. Ya da mutlu ya da nasıl hissettiğimi. Ah, zavallım benim. Bir şeyler yemek ister misin? Bu harika olurdu. Onu almanın bir yolu olmalı. Tabii ki var. Sadece ona ellerimize dokunmamalıyız. Yani dokunmak yok hiçbir şeyle. Bence onu önce soğutmamız gerekiyor. Geri çekilin hadi. Bekle Yuko. Üzgünüm çocuklar. Benim hatam. Bu tutulamıyor. Bu sıcaklıkta kendini iyi hissediyorsun değil mi Kurka? Bu sefer üstünlük bizde. Bu Rikse. Harika. Daha kötüsü olamazdı zaten. Bizi nasıl buldu? Merak ettiğim ateş tek boynuzunun buraya girmesine neden izin verdi? İyi bir nedeni var mıymış? Şimdi şansımız olduğunu söyledin. Ne demek bu? Buldum. Kehanette çiçeği ateşin içinden alamayacağımızı söylüyordu. Ama Kurka'nın gongoları ateşten yapılma. Onlar çiçeği tutabilir. Kulağa hoş görünüyor. Ama önemli olan bize yardım edip etmeyecekleri aslında. İhtiyacımız birinci sınıf uçuş yeteneklerimizle cesurca bir taktik. Artık biraz rahatsız etmeye başladı. Neredeyse yanıyor. Sıcak, 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 sıcak. Oh, oh, sıcak. Şu şımarık peri bana yanlış bilgi vermiş. Burada dayanılmaz sıcak ve inanılmaz tehlikeden başka bir şey yok. Sözümü geri aldım. O şımarık peri iyi çıkarmış. Sonunda hakkımız olan tek boynuzu alacağız. Yeah! Hadi hocam. Geliyorlar. Gongoları yolla Kurka. Neredeyse vuruluyordum. İyi atıştı. İndir onları Kurka. Vurdum. İyi misin Onca? Daha fazla kongo. Hızlan Onca. İşe yaradı. Evet. Ha. Onlar çiçeğin peşindeymiş. Yürü. Yürü. Soytarı! Teşekkür ederim Rixel. Sen olmadan başaramazdık. Peşlerinden... Çekil yolumdan! Dur oğlum dur. Belki biz bunu tekrar yapabilir miyiz? Bu çok hoşuma gider. Sen gerçekten çok tatlı bir kızsın. Öyle miyim? Döndüler, döndüler. Başardık. Ah, şükürler olsun. Evet.
Bu çiçeğin gücü sayesinde kuzey boynuzu yolculuğumuz sorunsuz geçecek. Lütfen Rixel'e bir teşekkür kartı yollamayı unutmayalım. Onun gurgası ve gongoları olmadan bunu başaramazdık. Bizi nasıl bulduğunu bilmiyorum ama gelmesine o kadar sevindim ki. Onun bu kadar çok şey bilmesi çok tuhaf. Çok tuhaf. Hem heyecanlı hem de tehlikeliydi. Umarım annem seni bütün gün delirtmemiştir. Ne? Hayır, pek değil. İyiydi. Sıkıcı şeyler işte, bilirsin. Anneler. Görünüşe göre gitmem gerekiyor. Ben de gidip banyo yapıp dinleneyim. Sonra görüşürüz. Güle güle Maria. Yakında görüşmek üzere. Güle güle Mia. Oh. Balık. Uğraşıyorum anne. Oh. Mimi. Kıymetli rakibine saygı duymanın dışında onu geri atacağını sanıyorum. Kuzeye yolculuk. Çok şaşırmış görünüyorsun. Ama mutfaktaki koyun ben değilim. Sende hiç tek boynuz yok mu aptal? Kitap. 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 Sizi anlamak gerçekten çok kolay. Tabii senin dışında sen çılgının tekisin. Burası onun odası olmalı.
Şifreyi söyle. Kaybolursan sakın korkma. Sana yardımcı olan biri mutlaka olacaktır. Kıyafetin çok güzel görünüyor. Değil mi? Kraliçe Mayla yaptı. Gerçekten. Kaç tane yaptı peki? Merak etme, senin için de bir tane yaptı. Öyle mi? Ve var ya içinde. Gerçekten mi? Ne kadar güzel. Artık Kuzey Boynuzu seyahati için daha heyecanlıyım. Aslında bu yolculuk volkan maceramızdan çok daha tehlikeli. Burada kalman en iyisi. Mia, artık onu yeterince tanıdığıma inanıyorum. Varya'nın kendine bakma yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Kraliçe Mayla. Ayrıca ateşli çiçeğimizden de 5 yaprak var. Kalan son yaprağı biri kullanabilir. Sana da teşekkür ederim Mo. Bekleyin. Bunlar olmadan gidemezsiniz. Seyahatiniz için özel olarak yaptım. Eldiven mi? Bunlar sıcak tutuyor mu? Sıcak mı? Tabii ki hayır. %99 ısı geçirmezler. Volkan seyahatiniz için. Ermiş abları ellerinize tuttuğunuzda hiçbir şey hissetmeyin diye. Ama zaten volkana gittik Fadıl. Şimdi Kuzey Boynuzu'na gidiyoruz. Kuzey Boynuzu mu? Orada hiç sıcaklık yok değil mi? Muhtemelen yok. Daha çok buzlu. Yani birazcık bile mi? Peki ılıklık? O da mı yok? Yine de uğraştığın için teşekkür ederiz Fadıl. Sana minnettarız. Ben de ayrıca sarayın külle pişen sıcacık fırınında çifte kavrulmuş bisküviler hazırlıyordum. Bunları orada kullanabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Zaten ben de bunun için yapmıştım. Onların Kuzey Boynuz yolculuğuyla ilgisi yoktu. Neden bunlara ihtiyacınız olduğunu anlamıyorum çocuklar. Çok saçma. Pekala, artık bütün takım bir aradayız. Kehanet neydi Mia? Kaybolursan sakın korkma. Sana yardımcı olan biri mutlaka olacaktır. Olumlu bir tahmin gibi görünüyor. Harekete geçmeliyiz. Lüksel yine nerede olduğumuzu ve neler yaptığımızı bulabilir. En azından onun bir adım önüne geçebiliriz. Hadi kızlar, kış kıyafetleriniz içeride. Hadi gidip giyinin. Varya'nın her seferinde Mia ile aynı zamanda geldiğine dikkat ettin mi? Evet, sanırım hoş bir tesadüf değil mi? Bence biraz fazla tesadüf olmaya başladı sanki. Sıcak battaniyelerini aldığından emin misin? Nesin sen? Annem misin? Ne korkunç bir düşünce. Hayır, sadece bu sefer başarılı olmak istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ama fark ettiysen bir ejderhanın üzerinde yolculuk yapıyorum. Kendisi taşınabilir bir fırın gibidir ve sen de burada kalıyorsun, tamam mı? Söylemiştim, gelebilseydim gelirdim. Ama Kuzey Boynuzu ile ilgili bütün o lanet şeyler karla kaplı. Kar da aslında su demek. Zaten kimin sana ihtiyacı var ki? Eğer sinir bozucu Varya'nın haberi doğruysa, ki bugüne kadar gayet iyi iş çıkardı, o kanatlı tek boynuzu kısa sürede ele geçireceğim. Belki ikisini birden. Diş fırçanı da aldın mı peki? Çok güzeller. Kesinlikle çok havalı görüneceğiz. Ne havası? Tamamen donmuş bir çöle gidiyoruz. Bu kıyafetler hem sıcak hem de oldukça hafif. Önemli olan da bu. Umarım bu ateş çiçekleri bizi uzun süre sıcak tutabilir. Hadi artık gidelim. Moda ile pek ilgisi yok. Evet. Sıcak tutan battaniyeleri aldın mıymış? Embesil! Çok daha kötüleriyle başa çıktım.
Daha hızlı Gurga. Ayaklarım dondu. Buna hız mı diyorsun Gurga? Ah! Bu da ne? Çekilin yolumdan küçük alçaklar. Ya! Yüce Riksel'e meydan mı okuyorsun? Ona fırtınanı tattır Gurga. Hadi! Bir dahaki sefere Büyük Riksel'e meydan okurken iki kere düşünürsün. Aman boşver. Zaten her yer buz gibi. Keşke o eldivenleri alsaydım. Çocuklar, sanırım benim kıyafetim pek bir işe yaramıyor. Ama güzel görünüyorlar. Özellikle de benim üstümde. Öyle değil mi? Evet, böylece şık bir şekilde donarız. Ya da bu yaprakları kullanabiliriz. Ya şimdi ya da asla. Bu harika. Şimdiden ısındım. Evet, işe yarıyor. Bunu yemek zorunda mıyım? Tebeşire benziyor. Sadece ye. Yoksa donmak mı istiyorsun? Hem de çok baharatlı. Ha? Bu izler taze. Tahmin için 3 hakkınız var. 3'ünü de Gurga olarak kullanabilir miyim? Onun nesi var? Çocuklar, şuraya bakın. Aşağı doğru uçamayız. Çatlak çok dar. Bir fikrim var. Merhaba minik şey. Merak etme. Sana zarar vermeyeceğim. Seni annene götürmek istiyorum. Tamam. İşte oldu. Gitsek iyi olur. Riksel bizden daha önde görünüyor. Hoşça kal ufaklık. Annenden uzaklaşma olur mu? Günlerde böyle durumlar için bir rehberim olurdu. Bu senin midenden mi geldi Gurga? Bu kadar aç olamazsın. Ayrılmadan önce oldukça yemiştin. Gurga kaç! Birdenbire seçimim kolaylaştı. Vay canına, bu sevimli küçük şeylerden her yerde var. Bir şeye gerçekten heyecanlanmışlar. Sizce biraz daha mı yardıma ihtiyaçları var? Riksel hala önde. Bu şeyler çok şirin ama eğer durup onlara yardım edersek... Kaybolursan sakın korkma. Sana yardımcı olan biri mutlaka olacaktır. İşte bu. Onların yardıma ihtiyacı yok. Bize yardım etmek istiyorlar. Hadi şu kar topunu buradan kaldıralım. Şu yapraklardan bir tane daha alabilir miyim? Kar bütün parmaklarımı dondurdu. Üzgünüm var ya. Herkese bir tane vardı. Lütfen biri bana neden onu yanımıza aldığımızı hatırlatsın. Yardımsever ve sevimliler. Siz iyi misiniz?
Sanırım Riksel kendine yeni arkadaşlar bulmayı ummuyordu. Soytarılık! Hepsi senin suçun. İyi bir ejderhanın en önemli özelliği yol bulmak değil midir? Burnunun nesi var? Hem de açsın. Gurga ben... Dur biraz. Bu senden gelmiyor. Şu küçük kafacanlardan nefret ediyorum. Yine korkunç derecede titriyorum. Keşke bu yaprakların kıyafeti olsaydı. Keşke o ateşli çiçekten iki tane olsaydı. Şu anda gerçekten o yapraklardan kullanmamız gerekirdi. Çocuklar siz geri dönün. Onu tek başıma bulurum. Şimdi geri dönemeyiz. Çok yaklaştık. Üçünüzün de bu soğuktan ölmesine izin veremem. Şimdi hepiniz dönün ve bunu bana bırakın. Başka şansımız yok. Belki vardır. Bakın. Sıcak. Tatlı sıcak. Sıcaklık onların evlerinden geliyor. Bir daha hiç ısınamayacağımı sandım. Tekrar teşekkür ederiz. Sizi sürekli biraz daha seviyorum. Çok tuhaf. Acaba size de burası çok tanıdık gelmedi mi çocuklar? Sana da mı? Haklısın. Burayı daha önce de görmüştüm. İşte oldu. Burası Tessandra'nın bize anısını gösterdiği yere benziyor. Onun Panthea ile savaştığı yer. Kaptan çok daha sulu. Teşekkür ederim. Bu sefer limonata isteyeceğim. Bu şeyler çok şirin ama garsonlukları çok kötü. Buraya bir şey için geldik. Bir tek boynuz onun gibi. Ama o değil, başkası. Büyük olan. Gördünüz mü? Bakın, onu bulmamız bizim için çok önemli. Çok acil. Anlıyor musunuz? Harika. Tek boynuzlu bir atla konuşabiliyorum ama hala kuş dilini çözemedim. Ne yapıyorlar onlar? Bir şey inşa ediyorlar. Ne kadar etkileyici bir şey. Teşekkür ederiz. Minnettarız. Ama daha fazla kalamayız. Biz tek boynuzu bulmak zorundayız. Güneş batmak üzere. Onu'yu hemen bulmalıyız. Sentopya beni sürekli hasta ediyor. Sadece biberli çorba değil, şimdi bir de dondurucu soğuk çıktı. Olağanüstü. Henüz Ono yok ama merak etme. Zaten bana sadece kanatlı tek boynuz lazım. Olamaz. Gongolar buraya gerçekten de büyük zarar verir. Nereye gidiyor? Rixel'i köyden uzaklaştırmaya çalışacak. Bir fikrim var. Yuko, Varya, burada kalıp köyü koruyun. Tamam. Yakaladım. Dışarıda tut. Hadi vursana. Donmuş. Donmuş. Yuko.
Sonunda kıymetli kanatlı tek boynuzunuzu alacağım. Kaçacak yeriniz kalmadı. Doğru. Hey, ne yapıyorsunuz öyle küçük veletler? Ne? Ne siz pis veletler sizi? Sefil periler. Kendinizi zeki mi sanıyorsunuz? Bekleyin o zaman. Sanırım öyle. Seni uzun bir süre görmeyeceğiz. Soytarılar. bu da ne? Bunu gongolar ortaya çıkardı. Sanırım Ono'yu bulmamıza yardımcı olacak. Boynuzu kayıp. Onca. İyi düşündün Onca. Vay canına. Bize Ono'ya giden yolu gösteriyor olmalı. Bunu ancak güneş batarken görebilirdik. Sanırım geceyi geçirmek için aldığımız davet için de çok şanslıyız. Evet, demek bir iglonun içinde uyuyacağım. Sanırım bu kadar bana yeter. Ben kratere geri dönüyorum. Var ya, bekle. Ono'yu arayacağız. Ama hala yardıma ihtiyacımız var. Bize babamın balonunu yollarsan hepimiz buradan güvenli ve hızlı bir şekilde dönebiliriz. Bu çok önemli. Sen gerçekten bana güveniyor musun? Yani güvenmemeli miyiz? Ben denerim. Yapacağım. Hı-hı. Sanırım ben de gidiyorum. Merak etmem ya. Sensiz hiçbir yere gitmeyiz. Sorun yok Onca. Hemen geri döneceğim ve babanı bulacağız. Güle güle Mia. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mia, orada mısın? Ne oldu? Yoksa boşlukları ay taşlarıyla mı dolduracaksın? Şehre malzeme almaya gidiyoruz. Ben de sizinle geliyorum. Birilerinin size göz kulak olması gerek. Ona gerçekten ihtiyacın var mı? Buna mı? Peki senin paslanmaz çelik kutu, çivi ve ahşaba gerçekten ihtiyacın var mı? Pes ediyorum. Tek boynuz kralı. Köstebekler. O köstebekleri boğmayı planlamıyordun, değil mi? Tabii ki hayır. Ben sadece... Evet, yapacaktım. Ne yapmam gerekiyor? Verandamı mahvettiler. Her gün burada yeni köstebekler çıkıyor. Ya ben ya onlar. Mario da beni destekleyecektir. Öyle değil mi Mario? Kötü bir fikir. Neden şunu denemiyorsun? Bir sürü plastik şişen var. Onların alt kısımlarını kes ve baş aşağı şekilde tüm deliklerin üzerine yerleştir. Çok zekice. Neden? Rüzgar şişelerin kapaklarından geçince çıkan gürültü köstebekleri uzak tutar. Köstebekler yaşadığı sürece benim için bir sorun yok. Tamam. Mutfakta geri dönüşüm kutusunda boş şişeler olacaktı. Pekala. Ne yapmak istersin? İşte oldu. Çok iyisin. İşte bu harikaydı. Peki bir sonraki atlayışında daha sıkı bir dönüş yapmaya ne dersin? Duydun mu Safir? Ben sana söylüyorum. Aslında kaba olmak istemiyor, inan bana.
Rahatlamayı düşünme köstebek. Biraz molaya ihtiyacım var. Burası düşündüğümden de berbatmış. Her yer çöp dolu ve hepsi ortada. Mükemmel. Hepsini doğru yaptın. Harikaydı. Çok iyi, öyle değil mi? Biraz gelişmiş olabilir. Belki. Biraz. Bay Genovese, geçenlerde bir takım zorluklar çektiğinizi gördüm, öyle değil mi? Tamamen iflas etmenize gerek yok. Aslında çiftliğinizin pek bir değeri olmayabilir. Ama bu mülkünüzün kullanılmayacağı anlamına gelmez. Ben de size satın almak için bir teklifte bulunmak ve böylece bankanın da sizi aşağılamasından kurtulmanızı önermeye geldim. Teklifim burada yazılı. Samimi olmak gerekirse cömert bir teklif. Bunu almanızı öneriyorum. Çiftliğimin değersiz olduğunu söylediniz. Benim için değerli. Mia için de öyle. Bundan çok daha kıymetli. Safir. Görünüşe göre bu ziyaretimiz pek de boşuna olmadı. Hadi Violetta. Eğer o turnuvadayken tribünde oturursa... ben içeri girmeliyim. Ben biraz kötüyüm. 5 dakika sonra görüşürüz. Kenara çek anne. Neden? Ne oldu? Midem bulanıyor. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Arkadaşlar tehlikedeyse umutsuzluğa kapılma. Sizi bir araya getiren başkalarını ayırabilir. Boynuzuna dönüş. Hala kraliçenin diktiği kıyafetlerleyim. Çok iyi. Ama peki diğerleri nerede? Onca! Nasıl bir hoş geldin bu? Tarafını seçsen iyi olur mu ya? Yoksa iki tarafa karşı savaşırsın. Bizi seç. Bizi seç. Gerçekten iyi atıyorlar. Onların tarafına geçmeliydim. Zekice bir seçim olurdu. Siz gayet iyi görünüyorsunuz. Kraliçe Marlan'ın kıyafetlerini bile giymemişsiniz. Köye yakın kaldığın sürece gerçekten de oldukça sıcak bir yer burası. Marlan nerede? Burada olduğunu düşünüyordum. Birazdan gelir. Babamın balonunu çalıştırmak biraz uzun sürebiliyor. Bilemiyorum. Barya pek güvenilir olduğunu kanıtlayamadı. Sakin ol. Eminim birazdan burada olur. Kötü iniş. Olamaz. Yanlış yol. Nereden geliyorsun? Ben kuzey boynuzundan dönüyordum. Yardım ediyordun demek ama kanatlı tek boynuzu yakalamak için parmağını bile kımıldatmadın. Söyledim. Sana yardım ettiğim görülmemeli. Sonraki hareketlerin olacak?
Kuzey Boynuzu'nun kuzeyindeki gizli adaya gitmeyi planlıyorlar. Ona'nın orada olduğunu düşünüyorlar. Ama Kral Rainer'ın balonuyla güvenli şekilde dönmek istiyorlar. Benden onu götürmemi istediler. Çok iyi. Sen kraterde bekle. Balonu merak etme. Onlar zayıf düşmüşken tek boynuz kralını bulmalarına izin verip hepsini tuzağa düşüreceğim. Balonlar olmadan periler sonsuza kadar adada tutsak kalacak. Tabii ki hayır. Bu benim için iyi olmaz. Yuko ve Mo'yu terk edemem. O ikisini de boş ver. Etrafta arkadaşlık etmek için onlar gibi bir sürü şapşal peri var. Mia'dan sonsuza kadar kurtulacağını düşün. Dinle. Anlaşmamız sana yardım etmem. Yoksa seni Kral Rainer'a mı gidip söylememi istersin? Sen de ömrünün kalanını yalnız bir peri olarak geçirirsin. Hep dediğim gibi seninle çalışmak çok güzel. Yardımınız için teşekkür ederiz. Sizler olmadan bu kadar uzağa asla gelemezdik. Uzun bir uçuş olacak. Hem de oldukça soğuk. Pekala Yuko, bel çantanı nereye bıraktın? Kıyıdaki kulübenin altındaydı, unuttun mu? Buraya gelmeden önce sana onları almanı söylemiştim. Hayır, söylemedin. Yani almadın mı onları? Ah, harika. Artık bizi çok sıcak tutar. Peki neden onları sana söylediğim gibi gidip almadın? Bana bir şey söylemedin. Çocuklar, çocuklar. Maria balonla birlikte geliyor, öyle değil mi? Eğer başaramazsa burada donup peri heykeli oluruz. Çok teşekkür ederiz Mo. Sanırım bu yolculuk yeterince soğuk geçmemiş. O serseriyi dinlemek zorunda değilim. Ne istiyorsam onu yaparım. Aslında Mia konusunda haklı. Eğer balonu burada bırakırsam sonsuza kadar ondan kurtulmuş olurum. Maria, dönmüşsün. Ne oldu? Onçao'nun babasını buldunuz mu? Henüz değil. Her şey yolunda mı? Diğerleri nerede? Onlar iyi. Ah, güzel. Çünkü herkes çok endişeleniyor. Fadıl görev hakkında sürekli gevezelik edip duruyor. Lasita ve hayvanlar da sizi bekliyorlar. Kral ve kraliçenin de gözüne uyku girmedi. Her şeyin yolunda olduğuna emin misin? Vay canına, göründüğünden daha uzakmış. Kanatlarım yıprandı. Dondurucu. Eğer var ya görünmezse başımız büyük dertti. Şu anda sıcak bir çay ne kadar iyi gelirdi. Evet, bana da. Tabii biri dondurmasaydı. O biri sensin. Çocuklar yeter. Komik olansa artık çaya ihtiyacım olmaması. O kadar ısındım ki. Ben de. Biraz dur Onca. Lütfen biraz dinlenelim. Ama o haklı. Sürekli hareket halinde olursak sıcak kalırız. Tamam. Sen kazandın. Kaybedecek zaman yok. Hadi çocuklar. Bulmamız gereken bir tek boynuz kralı var. Ne korkunç bir yer. Kemiklerime kadar dondum. Niçin böyle sersemsin? Sanırım ne kadar donduğunu ve sefil durumda olduğunu anlaman için bir beyne ihtiyacım var. Sadık casusumuzdan bilgi geldi sonunda. Gizli ada. Tam olarak planın nedir? Uçamayan bir ejderha ile buzul okyanusunu geçmek mi istiyorsun? Bir planın var değil mi? Tabii ki var. Ne yapacağımı bilmesem bu kadar zor bir yolu gelir miydim sanıyorsun? Seni şapşal. Her zamanki gibi uyduruyorsun. Asla adaya varamayacağız. Kes sesini de düşüneyim. Sırtım. Kımıldama hayvanım. Bu küçük yaratıklar zararsız görünebilirler ama hepsi işbirlikçi hain şeytanlar. Aklını mı kaçırdın sen? Bu canavarlar yakında efendilerinin kim olduğunu öğrenecekler. Benim komutam altında bizi bütün kanatlı tek boynuzlara götürecekler. Dondu. Soytarılar.
hayır, hayır. Yine mi? Yine de ne demek? Daha önce de mi oldu? Sizi aşağılık şeytanlar. Vay canına, bu iyi atıştı. Görünüşe göre iyi vakit geçiriyorsunuz. Bir parça buzda tuzağa düştük. Etrafımız da tamamen... tamamen suyla çevrili. Ne buldun? Şuna bak. Bir tek boynuz heykeli daha. O bir heykel değil. O canlı. Ama buzdan yapılmış. Uzun zamandır bekliyormuş. Bize bir şey göstermek istiyormuş. Bir buz parçasında kayıyoruz. Ama en azından gizli adaya doğru gidiyoruz. Hayır, o kıyılara asla ulaşamayacağız. Akıntı bizi er ya da geç Sentopia'ya taşıyacak. Dur, sakin ol. Çıkar beni buradan. Her seferinde su oluyor. Neden hiç rüzgar yok ki? Her zaman. Ve şimdi de soğuktan donarak öleceğim. Bu kertenkele... Sızlanmayı bırak. Eğer kıpırdamazsan aynı kertenkele senin hayatını kurtaracak. Kocaman aç Gurga. Şimdi de tatlı bir sıcaklık. Sakın kıpırdama. Donmayı tercih ederim. Sakin ol. Muhtemelen seni yemişsin. Dur bekle. Bir fikrim var. Doğruyu söylemek gerekirse hiç iyi fikrin olmadı. Ama bunu gerçekten sevdim. Aslında düşündüğüm şey tam da bu değildi. Başaracağımdan emin değilim. Artık de... çok geç. Aslında başarabilir gibi. Ama kesinlikle yapamayacağından eminim. Başardım. Olağanüstü. Başardım. Gurga. İçeride bir şey olmalı. Bu onu. Başardın. Onu yaralı ve ölüme terk edilmiş bulmuş. Ve yaşatmak için dondurup yardım gelinceye kadar burada bekletmiş. Pantia ile yaptığı savaştan hemen sonra o olmalı. İhtiyacı olan tek şey de oncağı. Oncağının yardımıyla onu tekrar hayata döndürebiliriz. O ne yapıyor? Onçao'nun babasıyla buluşma zamanı geldi. Tekrar hayata dönecek zamanı olduğunu düşünmüş. Ama şimdi yanılmış olmaktan korkuyor. Hayır, hayır, geç kalmış olamayız. Onça, boynuzun, çabuk ol. Onç
görünce onun oğlu olduğunu anladı. Bunu hissetti. Onca ile babasını gördükçe ne kadar teşekkür etsek azdır. Kral geri döndü. Mira ve diğer tek boynuzlar onu gördüğünde çok mutlu olacak. Bir buz kütlesinde donmuş bir tek boynuz olarak çok iyi görünüyor. Varya'nın bizi bulması için kıyıya dönmeliyiz. Umarım o gelmeden önce donmuş olmayız. Artık eve dönüş yolunu bulmalıyız. Bize katılmak ister misin? Teşekkür ediyor ama evinin burası olduğunu söylüyor. Daha sıcak bir yerde erirmiş. Varya nerede? Anlayamıyorum. Kanatlarım donarak katılaştı. Babalon olmadan hiçbir yere gidemeyiz. Niye hak? Gidemezsiniz. Şu uçan tek boynuzlar dışında siz de benimle geliyorsunuz. Vuramıyorum. Donmuşlar. Arkadaşlar tehlikedeyse umutsuzluğa kapılma. Sizi bir araya getiren başkalarını ayırabilir. Anladın mı? Ne anladığını bana da söyler misin? Kartopu Savaşı bizi bir araya getirmemiş miydi? Evet. Ne acıklı. Tamamen çaresizlik içindesiniz. Önce küçüğü getir. Artık her şey bitti. Kanatlı tek boynuzlar benimdir. Bu var ya. Balonu getirdi. Bu aptal şeyle aşağı nasıl ineceğim? Zar zor kullanabiliyorum. Acele edin çocuklar. Bu soğukla başa çıkamam. Biliyorsunuz. Seni küçük işbirlikçi ol. Evet. Uçmak için yeterince güçlüler. Acele et. Hemen peşlerine düşmeliyiz. Korkanın gongolarıyla o aptal balonu tam havadayken yakalayabiliriz. Bak, bir tek boynuz daha. Hem de buzdan yapılmış. Kanatları var mı? Hayır. O zaman kimin umrunda? Tokito! Hadi gidelim. Bizi durduramayacaksın seni buzdan tek boynuz. Adama dönüş oldukça dondurucu ve uzun olacak Gorga. Ama en azından şimdi huzur içindeyiz. Şeyleri var ki. Teşekkür ederim Varya. Evet, tabii. Sen olmasan o adada donmuş olacaktık. Gitmeliyim. Yakında görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. Görüşmek üzere. Gördün mü? İçine girmiyorlar bile. Aklından bile geçirme.